شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetler ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, geçen hafta hadis-i şerife başlamış idik. Daha doğrusu çok evvelce başlamış olduğumuz hadis-i şerifi tekrar efendim, arz etmeye, müzakere etmeye başlamış idik. Beş maddelik bir hadis-i şerif idi. İlk iki maddesini daha evvel arz etmiştik geçen sohbetimizde de. Yani bir mukaddime yapmıştık ve üçüncü maddesini, şıkkını sizlerle paylaşıyor idik. Neydi o? يُحِبُّنَ الْقُسُورَ وَيَنْسَوْنَ kubur. Yani öyle bir zaman gelecek ümmetim. Efendim, kasırları, köşkleri, binaları, evleri sevecekler. Ama وَيَنْسَوْنَ kubur <laughs> Kabirleri unutacaklar buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle olmaması gerektiği konusunda bir ikazdır bu. Yani bu nedir? Bir durum tespitidir insanın fıtratında olan efendim, bir takım arzular, istekler elbette ne olmalı? Terbiye edilmeli, gemlenmeli efendim, ve e, kamil birer insan olmaya gayret edilmeli. Dolayısıyla insanda olan, insanın efendim, mayasında olan bu, bu, fıtrat demek ki ne olacak? Yani ortaya çıkacak. Gün gelecek insanlar efendim, böyle bir durum e, insanlarla böyle bir durum hasıl olacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinden ne yapıyor? Ümmetini uyarıyor. Yani binaları sevip kabirleri unutacaklar. Ne anlayalım? Kabri unutturan ev sevgisinin zemmedildiğini anlayalım. Elbette hani ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman demişler değil mi? Dolayısıyla iman tabii her zaman lazım. Ee, elbette barınabileceğin, başını sokabileceğin bir ev lazım. Misafirlerin geldiği zaman onları ağırlayacağın bir efendim mekanın olması lazım elbette. Ama bu ne yapmasın? Sana kabri unutturmasın buyruluyor. Öyle ya. Yani 70-80 senelik bir ömür için ne binalar yapıyoruz, işleri nasıl tezyin ediyoruz, nasıl süslüyoruz, değil mi? Mefruşatlar vesaireler ama yani şu kısacık bir ömür için bu kadar gayretlere giriyoruz da şimdi ölsek Yarın kabirde olacağımıza rağmen değil mi? Ne zaman kıyamet kopacak onu da bilmiyoruz. E, kıyamet kopup insanlar kabirlerinden diriltilinceye kadar o kabirde kalacağız. Kim bilir ne kadar. Yani binlerce sene öncesinde vefat edenler bakın hala kabirdeler. E dolayısıyla yani kısa bir ömür için bu kadar efendim sıkıntılara girip bu kadar detaylara inip yani keyfini, zevkini düşünen bir insan eğer kabrini düşünmezse ne kadar kalacağı belli olmayan o kabrini abad etmez, mamur etmezse elbette elbette sıkıntılar, efendim, problemler, adab orada onu bekliyor demektir kıymetli kardeşlerim. İşte onun için burada kabir efendim kabri unutturan ev sevgisi zemmediliyor. Evet kabir nedir kabir? dünya menzillerinin sonu. Yani dünyada kim bilir kaç tane ev değiştirmişsindir. Değil mi? Yani kiracılık dönemin olmuştur. Ev sahibi olduğun dönemler olmuştur. Filan muhitte, feşmekan mahallede, e şimdi de başka bir yerde oturuyor olabilirsin. Yani dünyada belirli mekanlar, değişik muhtelif yerlerde efendim, iskan ettin, oturdun olabilir ama işte o kabir var ya, o kabir dünya menzillerinin sonu olacak herkesin en zor en son gideceği efendim ee, menzil orası. Tabi dünya menzillerinin sonu ama ahiret menzillerinin de ilki olacak. Evet. Yani bu dünyada efendim mal, mülk, değil mi? Hepsini olacak, kalacak. Artık dünya hayatı bitti. Ne yaşadıysan, yaşadın He? Artık kazandın, biriktirdin, kazanda kesende hesabında ne varsa onların hepsi artık ne yapıyor? Dünyada kalıyor. Artık efendim, her şeyi geride bırakıyorsun ve işte ne yapıyorsun? Kabre iniyorsun. İşte indiğin andan itibaren ne oldu şimdi? Ahiret başladı. Ahiret menzillerinin ilki o kabir hayatı. Artık o evini, o mekanını, o kabrini ne kadar geniş istiyorsan ona göre genişlet. Ne kadar mamur istiyorsan işte şu dünya hayatında ne yapacaksan yap. Yani yapalım. Dolayısıyla o ahiret menzillerinin he, ilki olan o kabre şu dünyadan ne götürürsek işte efendim bizimle kalacak olan o kıymetli kardeşlerim. Yani mal, mülk, Efendim han, hamam, apartman onlar seninle gelmiyor. Aşağı indiği zaman da melekler sorunca ne getirdin bakalım? Ne diyeceksin? He? Yani han, hamam mı getirdim diyeceksin? Para pul mu getirdim diyeceksin? Zaten para pulda ne yapamıyorsun, götüremiyorsun ki? Kefenin cebi var mı? Yok. Ya hasis sarraf kendine bir başka kesediktir. Efendim orada geçer akçe neyse onu biriktir. Dolayısıyla orada geçer akçe nedir? İbadettir, taattir, ameli salihtir. E şimdi orada melekler tabii ne yapacak? Soracaklar. İdamatel megyitü, kişi öldüğü zaman takvulul melaiketü, melekler diyecekler ma kaddeme yani ne takdim ettin, ne getirdin bakalım. Ve takvulul nas, insanlar da diyecekler ma akhara, ne bıraktı. Ya O senin paranı, pulunu, evini, barkını, tapunu, tarlanı kim soruyor? Geride kalanlar soruyor. Senin mirasçıların soruyor. Ne kadar ağlasalar da, sızlasalar da, üzülseler de ne diyecekler sonunda? Ya bakalım ne bıraktı ya merhum? He? Yani ne kaldı bakalım miras olarak? Dolayısıyla hesaplar, kitaplar, tapular, üzerinde ne var ne yok? Artık onlar ne yapılacak? Paylaşılacak, bölüşülecek. Onu geride kalanlar soruyor. Melekler neyi soruyor? Ne getirdin soruyor, ne getirdin? Eğer oraya bir şey götürdüysen, eğer ibadet ve taatle bir ömür tükettiysen, işte ne yapacak? Onların menfaatini orada göreceksin. Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Get ba'lü gitü felâfetün. Üç şey ölüyü takip eder. Ona tabi olur. Vefat ettiğin zaman kabre kadar ne yapacak? Üç şey o ölüyle beraber gelecek. Nedir onlar? Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Onun ehli gelecek. Yani çoluğudur, çocuğudur, akrabayı taallukatıdır, tanıdıklarıdır, eş, dost, konu, komşu. Onlar ne yapıyorlar? Seninle beraber geliyorlar mı? Evet. Ve maluhu, malı da geliyor yani malı işte arabalarla geliyorlar. Efendim takısı olan, evendim gerdanı olan filan. Neyse onlar da gelirken cenazeye gidiyoruz. diye çıkaracak değiller. Onlar da tabii yani geliyorlar. Bir de ne geliyor? Ve ameluhu, amelin geliyor. Namazın, orucun, nafile ibadetlerin. Allah'ın emrine itaat ettin mi? Neyilerinden kaçtın mı? İşte onlar da gelecek ama amelin gelecek derken he sadece iyi amel değil. Salih amel yaptıysan salih amel, süy amel yaptıysan süy amel gelecek. Eğer sen efendim yanlış adreslerde ömür tükettiysen, Allah'ın razı olmadığı yerlerde vakit geçirdiysen, Allah'ın yapma dediğini yaptıysan, yap dediğini yapmadıysan işte bunlar da ne yapacak? Senle beraber oraya gelecek. Demek üç şey gelecek. Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Feyerceu ifnan İki şey ne yapacak? Geri dönecek. Ve hepka vahidun bir şey ne yapacak? Seninle kalacak. İkisi dönüyor, biri kalıyor. Ne gelir akla? Ha mantıken aklı olan bir insan hemen akıl şuna sahi eder, şunu düşünür. Madem beni orada terk edecek Efendim olanlara değil de orada benimle kim kalacaksa yatırımı ona yapayım. Öyle ya, öyle bir kabir, o yalnızlık evi, he? O böceklerin, haşeratın yuvası olan o daracık kabir tek başına kalacaksın. Efendim, 3 şey geliyor ama ikisi dönüyor. Seni orada ne yapacak? Bırakacak, tek başına kalacaksın. Ama bir şey seninle beraber kalacak. İşte ona yatırımı yapmak lazım. Seninle kalacak olan şey neyse, demek ki onu arttırmak lazım. Neymiş bakalım? yercu ehluhu ve maluhu. O vefat eden kimsenin ehli, işte akrabayı, tahallukat, çoluk, çocuk, konu, komşu neyse, he, ve maluhu ve malı ne yapacak? Dönecek. Evet, orada kalmayacak. Ne kadar zengin de olsan, geçen sohbetimizde anlattık ya, bir çorap bile ne yapamıyorsun, götüremiyorsun. He? Sadece ne var bir, efendim, kefen var, kefen. Onun için şair öyle demiş işte. Hasis sarraf kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçer akçene ise onu biriktir. Demek ki geçer akçene ve ka ameluhu, ameli ne yapacak? Onunla kalacak. Öyle ya. Çoluğun çocuğun seninle kalır mı? Ne kadar sevse de, ağlasa da, sızlasa da, hatta senin vefatın, senin yokluğun, efendim, onu bayıltacak derecede üşse de. Öylelerini gördük. He? Annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş. Öyle ağlıyor ki, ayılıyor, bayılıyor. He, feryadı figan ediyor. Diyorsun ki bu adam bunun arkasından fazla yaşamaz diyorsun. Ama bir müddet sonra bakıyorsun sanki annesi hiç ölmemiş. Hatta hiç hayatına girmemiş. Sanki hiç yaşamamış gibi. Sanki o olayları efendim, ağlamalar, sızlamalar, ayılmalar, bayılmalar hiç olmamış gibi insanlar hayatına ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. E böyle. Hayat böyle. Dolayısıyla yani dünya dünyanın durumu bu arkadaşlar. En sevdiğin de ne yapacak? Seni bırakacak. En sevdiğin de gelip seninle orada bir gece bile geçirmeyecek. Ne kadar üzülse de, ne kadar sızlansa da, ne kadar ağlasa da seni götürecek. Buz gibi havada o keseklerin üzerine o buz gibi daracık toprağa kabre koyacak, üzerine toprağa atacak, gömecek, geri dönecek üzgün üzgün yumuşacık yatağında yatacak gece. Öyle. En sevdiğinde böyle, en sevmediğinde böyle. Gidecek, mal mülk de gidecek, geriyenek kalacak, amelin kalacak, amelin. Ya, o yaptıkların kalacak. O gece kıldığın rekatçıklar kalacak. Kimsenin görmediği yerde Allah için döktüğün o gözyaşları orada sana arkadaş olacak. Oruç tuttuğun, namaz kıldığın, he? Yani Allah'ın emirlerine riayet ederek Mevla'nın emirlerini tuttun ya, salih amel işledin ya işte kabirde arkadaşın o. Evet kıymetli kardeşler. Öyleyse ne yapmak lazım? Yatırımı ona yapmak lazım. Ameli salihha yapmak lazım. Onun için rahatını düşünen, keyfini düşünen, yalnızlıktan korkan, karanlıkta efendim karanlıktan ürken orayı mamur etmeli, orayı aydınlatmalı, oraya çok gayret etmeli şu dünyadayken, henüz cennetteyken, henüz dillerimiz dönüyor, gözlerimiz görüyorken he gaflet uykusundan uyanmamız lazım. Yani bunu anlamak lazım ya. Hoca efendi biliyoruz canım hepimize ölüm var. Tamam bizde hatta ben kabirden, mezardan kabrimi bile ayırttım. Evet. Evet öyle. Hepimiz biliyoruz ama bir gaflet var. Sanki ölmeyecek gibi, sanki kabir, kabre inmeyecek gibi bir hayat tarzı devam ediyoruz. adamı biri kabir hazırlıyormuş kendisine. Hz. Ebu Bekir ne buyurdu? Ona söyleyin. Kendine kabir hazırlamayı bıraksın da kendini kabre hazırlasın. Kendini kabre hazırlasın. Sen kendini kabre hazırlarsan, he, o kabir var ya neresi olursa olsun fark etmez. Cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelir. Evet kıymetli kardeşlerim. Hazreti Osman radıyallahu anh'a dediler ki, yani bir kabrin başında ağlıyor da, dediler ey Osman yani sen dediler o kadar adab ayetleri okunuyor. O kadar cehennem ayetleri okunuyor. He? Yani bu ayetler okunurken ağlamıyorsun da kabrin başında kabri görünce ağlıyorsun. Sebebi nedir? Dedikleri zaman Hazreti Osman radıyallahu ne buyurdu? Evet doğru söylüyorsunuz. Çünkü kabirde dedi tek başınasın. Kabirde yalnız başınasın. Kimse yok orada. Tek başına doğdun. Kabre tek başına ineceksin. Yani kimlerle yaşarsan yaşa, şehrin göbeğinde yaşıyorsun, kalabalık bir ailede büyümüşsün, he hiç yalnızlık çekmemişsin olabilir. Kabre inerken tek başına ineceksin. Nasıl annenden doğarken tek doğdun, kabre inerken tek ineceksin. Onun için millete güvenip de Aman canım tek Müslüman ben miyim ya? Bütün millet tiyatroda, sinemada, topta popta da aman toplum sana uymazsa sen topluma uy. Kabilinden böyle saçma sapan bir takım felsefik sözlere uyup da millete aldanma. Evet toplu yaşıyorsun ama kabrete giyiniyorsun. Onun için orayı mamur etmek lazım. Bak Hazreti Osman'a radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen ne diyor? Orada tek başınasın. Yani hakikaten bakıyorsun cehennemde bile tek başına değilsin. Ya yani isyanda günahta arkadaş oldukların var ya beraber isyana sürüklendiklerin var ya onlarla beraber hadi bakalım orada cehennemdesin ama kabirde tek başınasın. Öyle ya hakikaten yalnızlık Allah'a mahsus denilir. Yani insan efendim tek başına Hani bir dağın tepesinde, ücra bir köşede veya bir çölün ortasında ne kadar mamur bir ev olsa da, hatta saray olsa da, he, bilmem kaç odalı, tezin edilmiş, her türlü konforu, rahatı, efendim, ve ortamı olan öyle bir efendim, ev bile olsa ama tek başına olsan adam orada duramaz ki. Yani bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta oranın hevesi, heyecanı geçince artık ne olur? Birilerini aramaya başlarsın. Korkarsın ya tek başınasın. Hele bir de kabir öyle bir yer ki eğer ameli salihin yoksa, eğer kötü amellerin varsa o ameller orada efendim cennet bahçesi de olacak, cehennem çukurda olacak, yılan çıyan da olacak, merkep kadar akrep de olacak. Allah muhafaza. Oraya o mı sığacak, sen mi sığacaksın. Öyle ya şimdi dağın tepesinde mükemmel bir ev, tek başınasın. Hele bir de efendim odanın kapısını bir açıyorsun bakıyorsun aman ya Rabbi kocaman akrep. Hemen kapatır kilitliyorsun. Kapatıp kilitlersin. Öbür tarafa bakıyorsun yılanlar, çiyanlar çıyanlar cirit atıyor. Hemen orayı da kapatırsın. He? 30 tane odası olsa, iki tane odada böyle haşerat mahlukat efendim var ise sen diğerlerinde rahat edebilir misin? Hem de dostun da yok, arkadaşın da yok, dertleşeceğin kimse de yok. Adam şehrin ortasında, He, 10 kişi beraber evde yatıyorlar da gene de lambayı söndürerek uyuyamıyor korkudan. Ya kabirde ne yapacağız? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orayı unutmayın. Orayı sakın unutmayın ha. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize o kabre en güzel şekilde hazırlanmak nasip eylesin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet yani hani kabristana gidiyorsun, mezarlığa gidiyorsun, görüyorsun ya sessiz. Hatta sessizliğin sesini belki duyuyorsun orada. O sessizlik, he? o sükunet, Mezarlığın yanından geçerken belki de birçoğunu ne yapıyor? Ürkütüyor. Dolayısıyla göründüğü kadar sessiz değil oraları. Göründüğü kadar sessiz değil. Her ne kadar onların sesini duyamasak da, her ne kadar oradaki feryadı figanları işitemesek de, orası sessiz bir yer değil arkadaşlar. Orada insanlar ya keyften, zevkten ya da ızdıraptan, acıdan feryat ediyorlar. Böyle bir yer. Yani ya cennet bahçesi? He? Cennet bahçesi olunca ne olacak? Öyle dar bir yer olmayacak ki, o karanlık bir yer olmayacak ki, cennetten efendim bir kapı açıldığı zaman, aman ya Rabbi, gözünün alabildiğine kabir genişleyecek. Evet. Böyle bir yer haline de gelebilir. Ama cehennem çukurlarından bir çukur da olabilir. O da neyle olacak işte? Bu dünyadaki amellerimizden mütevellit bizim hakkımızda tutulan dosyalara göre. Bunun dosyası nasıl? Ne var burada? Nasıl ameller var? Ha, işte o amellerin efendim karşılığı orada kabirden itibaren önümüze gelmeye başlayacak. Hatta bakın İbn Abbas radıyallahu anhu'ya geldiler. Yani hacca giderken bakın bir de hacca gidiyorlar. Bir hac kafilesi. Efendim yolda birisi vefat ediyor. Ne kadar güzel değil mi aslında? Yani hac yolunda vefat ediyor. Fakat tabii herkesin eksiği var, noksanı var, yaramazlığı var ya. Hani bazen de diyor adam aman canım bu kadar günahtan da ne olacak? deme öyle, deme. Onu da bırakmaya çalış. Ona da tevbe et. Hele bir de şöyle derse, keşke her günahımız böyle olsa derse o bu zaten çok ağır, çok büyük, çok tehlikeli bir söz. Çünkü ne oluyor? Günahı küçük görüyor ki o günah kime yapılıyor? Bir Allah dostuna sormuşlar demişler ki yani büyük günahlar neler, küçük günahlar neler bunu bir kategorize eder misin? Ne buyurdu? Yaptığın zata bakarsan günahın küçüğü olmaz evlat. Yani sen bu suçu, bu isyanı kime yapıyorsun? Hazreti Allah'a, kainatın sahibine hiç küçük olur mu? demek istiyor. İşte hacca giderken yolda efendim işlerinden bir tanesi vefat ediyor. Neyse tabi bunu yıkadılar, kefenlediler, cenaze namazını kıldılar. Bir de ona tabi orada bir kabir eştiler. Kabre koyacaklar. Kabri eşiyorlar bir de bakıyorlar ki aman ya Rabbi. Eştikleri yer efendim yılanların adeta yatağı. Yılanlar, çıyanlar, akrepler, Alt alta üst üste. Aman ya Rabbi. Ötleri patladı. Hemen kapattılar. Ya nereye geçtik? Yılanların yuvasına mı denk geldik ya? Gittiler hemen başka bir yerde. Ona yakın bir yerde geçtiler. Neyse eştiler baktılar ki aynı manzarayı orada da gördüler. Şaşırdılar. Allah Allah. Acaba dediler biz yani bir yılan vadisine filan mı denk geldik? He? Yani bu bölge yılanların bulunduğu, efendim, vadisinin olduğu bölge mi? Yani burada çıktı anladık da öbür tarafta da çıkıyor. O gün kaç tane mezar eştilerse, kaç tane çukur açtılarsa hepsinde o yılanları gördüler. Tabi göz göre göre de cenazeyi oraya koyamıyorlar. He? Yani oraya ko koysa neredeyse yılanlar onu havada kapacak. İbn Abbas adıyla anımaya geldiler dediler ki Böyle böyle bir durum yaşadık. Yani kaç tane kabir açtıysak, kaç tane çukur açtıysak, hepsinde biz maalesef bu yılanları gördük. Ne yapacağımızı şaşırdık. Cenazeyi defnedemedik. Efendim, başımıza da böyle bir hal geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne diyorsunuz? İbn Abbas radıyallahu anh'a ne buyurdu? Allah'a yemin ederim ki kıyamete kadar şu adam için kabir kazsanız, o manzarayı hepsinde göreceksiniz. Zira, zira bu adamın bir ameli var ki, işte kabirde onu bekliyor. Ha ama o da nedir? Onu da gider ailesinden sorarsınız diyor. Görüyor musun? Mecburen kazıyorlar, bakıyorlar gene aynı manzara. Adamı göz göre göre oraya bırakıyorlar. Üzerini örtüyorlar ve ayrılıp gidiyorlar. Allah Allah. Yani ne büyük ibret değil mi? He? Ne büyük vaaz, ne büyük ders değil mi? Yani kabri hatırlamamız için, kabre hazırlanmamız için illaki hepimizin böyle bir manzara görmesi şart mı? He? İlla böyle bir adabı, illa böyle bir efendim durumu gözlerimizle görüp böyle mi inanacağız da öyle mi hazırlanacağız? Bu kadar hadis-i şerifler var. Bu kadar meseleler anlatılmış. Bu kadar yaşanmış bir takım ibret dolu efendim kıssalar varken Hala hazırlanmamak hakikaten akıl işi değil. Allah hepimize anlatana da dinleyene de şuur nasip eylesin. Gaflet uykusundan uyandırsın. O kabrimizi, ahiretimizi, cennetimizi mamur edenlerden eylesin inşallah. Velhasıl e, ölüyü defnettikten sonra e, bilahare o vefat eden adamın ailesini buldular ve ona sordular. Hani hangi çukuru açtılarsa, hangi kabri eştilerse yılanların çıyanların alt alta üst üste olduğu ve mecburen efendim ona defnetmek zorunda kaldıkları adam vardı ya, İşte onun ailesine dediler ki, yani e, onun dediler nasıl bir hatası eksiği vardı ki, tabii gördüklerinde aynen aktarmadılar ama yani mezarda kabirde nahoş bir olayla karşılaştık. Pek hoşa gitmeyecek bir durum maalesef efendim gözümüze çarptı. Yani bunun efendim bir hatası, noksanı, günahı, belirgin, bilinen bir şey var mıydı? Dediler ki, evet dediler. Maalesef o kadar da uyardık ama şöyle bir kötü huyu vardı bunun. Neymiş efendim? Bu adam zahireci. Yani arpa, buğday, un vesaire bu gibi şeyler satıyor. Ne yapıyormuş bu? İşte diğer taraftan efendim ee, alıcılar geliyorlar. Efendim, müşteriler geliyorlar. Onlara ne yapıyor? Şöyle diyelim, birinci kalite malla ikinci kalite malı birbirine karıştırıyor. Hepsini birinci kalite mal diye satıyor. Yani burada ne var? Hile var. Burada ne var? Aldatma var. Öyle ya. ikinci kalite malla birinci kalite malın fiyatı aynı mı? Değil. Ama hani süte su katmak gibi. Aldatıyorsun. El-hudatü finnar. Aldatan nerededir? ateştedir. İşte o zaman anladılar ki ha demek ki bu adamın o dünya hayatında mal satarken insanları aldatması, onların haklarına girmesi kabirde böyle bir amel olarak karşına çıktı. Hadi bakalım şimdi. Ne zor değil mi? Üç kuruş fazla kazanacağım diye he? bir de ne diyordur Allah bilir ne uyanık adamım be nasıl da kandırıyorum bak kimse de anlamadı. Ya adam anlasa ne olur, anlamasa ne olur? Allah anlamıyor mu? Mevla bilmiyor mu? Görmüyor mu? He? Halbuki sen kimi aldattın? Kendini aldattın. Sen kendine ettin, kendine. Kendine ettin. Ne oldu şimdi? Aldattım zannettin o amel, o kötü amel, o haklar yılan oldu, çıyan oldu, akrep oldu, haşerat oldu. Kabrinde seni ne yapıyor? Bekliyor. Ya, bunlar çok önemli. Dikkat etmek lazım. Nasıl iyi amel orada bekleyecekse, nasıl ki namaz, oruç, infak, bir takım efendim nevafil ibadetler, ferajler zaten malum, mecbur yapılacak. Seni orada o ameller bekliyorsa, işte kötü amel dese ne yapıyor? Bekliyor. Çaldın mı, çırptın mı? Vurdun mu, kırdın mı, zulmettin mi? Ya hak, hukuk hep orada tahakkuk edecek. Daha Mahkemeyi kübra'ya çıkmadan, daha mahşere gitmeden kabirde dünyada yaptığın amellerin karşılığını ne yapıyorsun görüyorsun. Zaten o kabir var ya o kabir, o ilk gece var ya ilk gece, ilk gece zaten ne yapıyor biliyor musun? Ondan sonra neler olacak sana onun efendim işaretini veriyor. Artık ondan haberin oluyor. İlk gün güzel geçerse, ilk gün rahat geçerse ondan sonra her geçen gün daha rahat, her geçen gün daha ferah, her geçen gün daha aydınlık bir hale geliyor. Ama ilk gün kötü geçerse, ilk gün zor geçerse işte o zaman yandı gülüm keten elva. Evet. Ne varmış o ilk günde? Ne buyuruluyor? İlk gün namazdan sorulacak. Namaz. Namazın var mı? Var. Eğer namazın varsa, eğer namazın tamsa, diğerlerde eksik de olsa idare etme tarafı var. Ama namaz eksikse o zaman hiçbir konuda müsamaha olmuyor kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Yani onun cennet bahçesi olması da, cehennem çukuru olması da senin, benim yani bizim işte şu dünyada yapmış olduğumuz amellere göre şekillenecek. Demek oranın da bir bedeli var, bir ücreti var, oranın da bir faturası var. İşte o faturayı bedeli şu dünyadan ödeyenler, yapılması gerekeni yapanlar orada cennet bahçesini bulacaklar. Ama ödemezse, he? O bedeli ödemezse, o borçları yerine getirmezse ameli salih yapmayıp suyu amelle iştigal ederse onlar da demek ki ne yapacak? Kötü bir karşılamayla kabirde onu karşılamış olacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Binaları sevecekler, kabirleri unutacaklar. Rabbim Celle Celaluhu bizlere kabirleri unutturacak bina sevgisi vermesin inşallah. Bu meseleye devam edeceğiz. Çok önemli. Şimdi kısa bir ara aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet muhterem izleyenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. El kabri ma ravdatu min riyadil cinan ve imma hufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Aranın öncesinde ne anlatmıştık? Bak adam dünyadayken, ticaret yaparken, alım satım yaparken, müşterilerini aldatınca, onları kandırınca, hile yapınca ne oluyor? Kandırdım zannediyorsun ama aldattım zannediyorsun ama aslında aldatılan sensin. O yaptığın kötülük kendine. Ne oldu bak? Kabirde kabrini açarlarken daha orada yılanları çıyanları he? insanlar gördüler. Ha bu demek değildir ki her kabri açtığın zaman herkesin ameli neyse onu göreceksin. Allah Teala bir yerde gösterir, bir kişiye gösterir, bütün bir milleti bununla e, uyarır. Yoksa her seferinde herkesin ameline göre görsen o zaman zaten efendim e, imtihan tarafı kalmaz yani işin. O kabirdeki ölülerin feryatlarını eğer duysalar insanlar he? O zaman tabii hepsi ne yapacak? Elbette adam olacak. Elbette efendim o zaman imtihanın sırrı da e, kalmayacak. Kötü adama kötü muamele, iyi adama iyi muamele. E, gözümüzde görüyor artık iyi adam olalım. Cık. Resulullah sana buyurdu. Mevla Teala beyan etti. Mevla buyurdu, Habibi duyurdu. O zaman bize ne yapmak düşüyor? A'ler ra'si vel ayn, baş göz üzerine deyip hemen itaat etmek düşüyor. Evet. Ellezine yü'minune bil gayb, minar <laughs> gayba iman ederler. Gayba iman eder. Hoca efendi ben öyle bir şey görmedim. E, ben de görmedim ama madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu madem kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur buyurdu öyleyse amenna ve saddakna inanıyoruz, tasdik ediyoruz ve kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe olması için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Uğraşmamız gerekiyor. Yoksa kötü amelde orada karşılaşacağız. Ya da efendim cehennem çukuru olacak. Ya yine bununla alakalı anlatılır. Emri Maruf grubu Bilim İsmaila efendim vakfından efendim bir grup Emri Bil Maruf grubu tabii Türkiye'nin her tarafına bazılar, sohbetler, tebliğler, davetler elhamdülillah yapılıyor. Bir grupta işte Ege tarafına gidiyor. Tabii bu anlattığım çok eski, fi tarihinde olan bir hadise. Burdur'du zannediyorum onun bir köyü. Hoca efendiler gitmişler. Orada tabi efendim sohbet etmişler. İnsanlara tebliğ davette bulunmuşlar. hak hakikati anlatmışlar. Yani mevzuda nedir? Kabirden bahsetmişler. Ahiretten bahsetmişler. Kabirden bahsedince o köyün camisinin imamı dedi ki benim başıma bir olay geldi. Yani kabir dediniz de aklıma geldi. Onu dedi sizinle paylaşayım. Dediler buyur. Dediler bizim köyümüzden bir yaşlı kadın vefat etti. Bir nene vefat etti. Efendim tabi yıkandı, kefenlendi, cenaze namazı kılındı. Kabre koyuldu. Kabre defnettik. Kabre defnettiğimiz gece. Yani gündüz defnediyorlar. O günün gecesi gece yarısı efendim kapım çalınıyor. Tak 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 tak. Allah Allah. Yani gecenin bu saatinde acaba kim? Neyse kapıyı açtım baktım. O vefat eden yaşlı teyzenin oğullarından biri. Yani o teyze o köyde oturuyor. Orada efendim çocuklar var, kızları var ama yani onun çocuklarından bazıları da yurt dışında çalışıyor. Onlar da tabii annelerinin vefat sebebiyle memlekete gelmişler. Ama ne yapacaklar? Cenazeyi kılıp, tabi fazla da izin alamamışlar, tekrar efendim, çalıştıkları ülkeye, Almanya, Fransa neyse geri dönecekler. İşte onlardan biri gelmiş. Hoca efendi dedi, hayırdır ya mübarek, gecenin bu saatinde ne oldu? Dedi, hocam hiç sorma. Yani şöyle bir durum oldu, ben dedi, efendim, sabaha karşı işte uçağım var. Veya işte şu saatte yakın e, bir vakit uçağım kalkacak. Fakat pasaportumu bir türlü arıyorum bulamıyorum. Yani çantama baktım, bavula baktım, ceplerime baktım. Yani tek bakmadığımız yer orası da annemin kabri. Herhalde annemi kabre indirirken, çukura o iniyor. Oraya yerleştirirken herhalde diyor benim diyor, efendim cebimden diyor pasaport düştü. Sonra da tahtaları koyduk, toprağı efendim, e, üzerine döktük. Herhalde pasaport orada kaldı. E ne yapacağız? E mecbur almamız lazım. Pasaport olmadan ben efendim gidemem. E gidemezsem iznim belirli bir izin aldım. İşten çıkarılma tehlikem var. Şu kadar tazminatım, bu kadar şeyim hepsi heba olur, yanar gider. Düzenim bozulur yani. Onun için yani ne yapacağız diyeceğiz? Ben bu pasaportu almam lazım. Allah Allah ne yapsak, ne etsek? Hoca da tabii gece vakti efendim o mezar görevlisini Arıyor. Neyse o da geliyor. Neticede hoca orada. Mezar görevlisi var bir iki tane. Bir de efendim o e, vefat eden, defnedilen kadının oğlu da orada. Aslında tabii efendim mezar açılmaz. Defnedilen efendim kabir örtülmüş. Tekrar açmak e, uygun değil tabi ama yani böyle bir zaruret olduğu için başka çare olmadığı için peki açalım demişler ve kabri açmışlar kabri açıyorlar, tahtaları kaldırıyorlar. İmam diyor ki, bir de ne görelim? Bileğim kadar diyor yılanlar, iki tane yılan o yaşlı kadının gözüne girmiş oyuyor diyor. Oğlu bunu görünce zaten feryat etti, bayıldı, düştü bayıldı. Zaten mezarlığın kendine has bir efendim ee, acayip bir atmosferi var. He? E bir de tabii annesini öyle görünce Düştü bayıldı. Ben de birden diyor tansiyonum düştü. Hemen diyor oturdum diyor. O tabi mezarlık görevlileri biraz daha alışkınlar. Hemen oradan efendim, pasaportu alıp kapattılar. Efendim, üzerine toprağa döktüler. Ve böylece adamı da diyor yolcu ettik ama gelsen onu bize sor diyor. Tabi merak ettik. Yani şimdi bu nenenin, bu yaşlı teyzenin, yılan gözüne girmesi meselesi. Yani bu elbette bir şey yapıyor. Elbette bunun efendim yaptığı bir günah var, bir isyan var. O sebeple o amel kabirde demek o şekilde karşılık buluyor. Allah'ın Teala da onlara bunu gösterdi. Onlara gösterdi. Bütün bir ümmete, millete de Mevla ne yaptı? Adeta duyurdu. E dolayısıyla e tabi oğlu da görünce o da soruyor şimdi. Evdekilerine soruyor adam bayılınca kendine gelemeyince he hayırdır ne oldu ya efendim ne gördünüz ne yaptınız adam da durumu anlatıyor biz diyor böyle 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 annemi bu halde gördük onun kötü bir ameli var mıydı onun belirgin even bir isyanı var mıydı evdekiler de ağlamaya başlıyorlar evet evet var maalesef çok dedik annemize çok uyardık ama bizi hiç dinlemedi ki. Ne yapıyordu bu? Ne yapıyordu biliyor musun? Hem namaz kılıyordu, namaz kılarken hem de televizyonda dizi seyrediyordu. Ya? Yani şimdi efendim diziye de merak, ne olacak? Akşam ezanı okunmuş. E reklamada girmemiş dizi. Ha bitti, ha bitecek. Ya anne namaz geçecek. Tamam yavrum şimdi biter ben de kılarım. Reklama girer şimdi giderim. Yani bir de bu diziler öyle bir esir ediyor ki herkesin dizisi var. O gün gelemem, bugün gidemem. Niye? Takip ettiği bir dizi varmış. Bak sen ya. Bir hafta onu merak ediyor düşünsene. Tüh ya burada da biter mi be? Acaba ne olacak haftaya? He? Yorumlar, kritikler, bilmem neler. Adamın işi, gücü sanki o. Bir hafta o diziye rabıta yapıyor. Acaba bir hafta sonra ne olacak? Ne gönül kalır, ne yürek kalır. Perişan olur gider adam ya. Dizi seyrediyorlar, kıvranıyor. Yavrum ne oluyor? Affedersin sıkışmış tuvalete gidecek. E git. E, reklama girince gidecek. Bu nasıl bir şey? He? Ya sen Kur'an okurken bu kadar merak merak davran sana, sohbet dinlerken ve evetim e, gözünü ayırmadan dinlesene. Sohbet için, Kur'an için yapacağını ne yapıyor? Dizi için yapıyor. İşte akşam ezanı okunuyor. Vakitte tabii akşam vakti dar. Anne bak vakit geçiyor. Anne bak daraldı. Bakıyor ki dizinin reklama gireceği yok. E, namazda geçmesin. Hani ne yardan ne serden. Seccadeyi seriyor odaya. Anne istersen öbür odada kıl. Yok yok burada kılayım yavrum. Peki. Anne televizyonu kapatalım mı? Yok yok zararı yok. Biraz sesini kısın. Neden? Seyredecek. Ne oldu billahi teala? Hem namaz kılıyor hem dizi seyrediyor. Allah o gözleri demek ne yapıyor? oyuyor bak görüyor musun? Sen o gözünün nurunu normal bir zaman değil bu ha, dikkat et. Namazda Namaz kılarken zaten kıldığın namazın ne hayrını göreceksin? He? Aklı fikri. Öbür odada kılsan ne olacak ya? Aklı fikrin orada be. Allah'ın huzurundasın, aklın başkasında. Allah'ın huzurundasın, gözün başka yerde. Bir adam seninle konuşurken sana bakmasa, başka yerlere baksa bile, he? Ne yaparsın? Kızmaz mısın? Kardeşim ya bana baksana sen benimle konuşmuyor musun? Yani muhatabına bakılır böyle. Başka yere bakıyor adam işte sanki hiç önemsemiyormuş gibi, dalga geçiyormuş gibi. Sen benim için bir adam değilsin ama mecburen bu meseleleri de söylüyorum. Der gibi başka yere bakıyor, adamla konuşuyor. Olur mu? Olmaz. Saygısızlıktır. Ona hürmetsizliktir. E peki Allah'ın huzurunda sen sağa sola bakarsan o zaman ne olacak? Ya. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'a diyor ki hizmetinde bulundu ya yıllardır. Ya büneyye ey oğulcuğum iyyâke vel iltifat namazda sağa sola bakmaktan sakın fe innehu heleketün muhakkak yo helak olmaktır diyor. Namazda sağa sola bakılmaktan sakın. Çünkü o helak olmak. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim helake sebep buyuruyor. E bu kalkıyor, dizi seyrediyor hem de namazda. Aman dikkat edelim. Şu gözler çok önemli. Sağa sola bakmak namazda uygun değil. Secdeye bak ya, secdeye bak. Önüne bak. Çünkü kafa gözü nereye bakarsa gönül gözü oraya gider. Ama maalesef herkes namazda herkes demeyelim de çoğu etrafı seyrediyor adam. Avizelere bakıyor, hallara bakıyor. Bizim camiyede mi alsak, ne yapsak? He? Sütunlar, pencereler. Adam sağa sola bakıyor. Bir tane de küçük çocuk gelmiş. Allah Allah, bu amca nereye bakıyor ya? Şöyle bir baktı. <laughs> Adam da hemen onu görünce utandı, önüne baktı. Neden? Çocuk görüyor ya, E, ayıp. Çocuk görüyor, ayıp. Allah görüyor, ayıp değil, öyle mi? Çok ayıp. Çok ayıp. Onun için Allah'ın huzurunda olduğumuzun demek efendim bilincimiz bilincinde olmamız lazım. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte ne buyurdu? La terfa'u absarakum gözlerinizi ile sema semaya kaldırmayın. Entel entel temya yani gözlerin hızla kör olmaması, nurunu kaybetmemesi için gözlerinizi semaya kaldırmayın, dikmeyin. Namaz kılarken böyle. Yani açık havada kılırken e, semaya bakmayın, e, kubbe'ye bakma, avizeye bakma, tavana bakma. Namaz kılarken önüne bak, önüne. Sanki Allah'ın huzurundasın. He? İyyake na'budu ve nestain diyorsun ya. Ancak senden yardım dileriz. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Allah'a diyorsun adeta celle celaluhu. Allah'ın huzurundasın. E, dolayısıyla Allah Teala Hazretleri'ne niyazda bulunuyorsun. He? Ama başka yerlere bakıyorsun. Aslında çok ağır meseleler, çok yanlış işler. Soruyor mesela, bir kardeşimiz soru soruyor. Hocam diyor namazdayken diyor, önümüzdeki safın köşedeki bir kardeşimiz secdeye gittiği zaman iki ayağında birden kaldırdı. Onun namazı oldu mu olmadı mı? Ben de diyorum ki ya mübarek sen onun namazını boş ver de sen ön safın en köşedeki adamın ayağını nereden görüyorsun? He? Aklın fikrin millette. Kapı açılsa cık, neredeyse dönüp bakacak ya. Bizi ilgilendirmez o artık. Allahu Ekber namaza durduk Allah'ın huzurundayız. Tamam. Kim geldi, kim geçti? Umurumuzda olmaması lazım. Elbette biz duyarız Elbette belki merak da ederiz ama önüne bak ya. Sağa sola bakma. Hatta bakıyorsun şuradan bir ses geldi. Sağ taraftan bir ses geldi. Selam veriyor. Esselamu aleyküm. Direkt oraya bakıyor. Esselamu aleyküm Hani omuzda, omuza bakıyorsun. Efendim hafaza meleklerine de o selamı veriyorsun diye niyet ediyorsun ya. Ama direkt Esselamu aleyküm ve rahmetullah veya geri. Direkt bakıyor yani. Demek hangi rekatta olduğu o patırtı? Üçüncü rekat. Üçüncü, dördüncü rekatta akıl orada. Nereden anlaşılıyor? E direkt oraya bakıyor. Adam önümde öyle bir kafayı çevirdi geri düşecek neredeyse. Selam verince direkt geri bakıyor. Bir merak hani. Evet. Ama Allah'ın öyle de dostları olmuş. He? Namaz kılıyor. Deprem olmuş. Caminin yarısı yıkılmış. İnsanlar enkaz altından bir şeyler kurtarmaya çalışıyorlar. O mübarek hala namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cık. Allah Allah ne oluyor dedi ya. Dediler ya deprem oldu senin haberin yok mu? Hiç haberim yok dedi. Ben namaz kılınca hiçbir şey duymam dedi ya. Böyle de adamlar var. Allahu Ekber dediği zaman demek ruh ne oluyor? Yedi kat semaya geçiyor. Arz, arşı, kürsüyü geçiyor. Yani dünya semasını bırakıp Allah'ın huzuruna duruyor. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş ben ne bileyim demek istiyor yani. Böyle de namaz kılanlar var. Rabbim bize de şöyle namaz kılmadan canımızı almasın. Amin. Ama göz orada burada, sağda solda olursa olmaz. Bak ee, Ayşe annemiz radıyallahu anh'a buyuruyor ki Seyyidun Nebiyye anil iltifati fi salah. Ben diyor Efendim sallallahu aleyhi ve selleme namazda iltifattan yani sağa sola bakmaktan sordum. Yani bu demek ki namaz kılan herkesin bir problemi. Ayşe bile sorduğuna göre demek o zaman da böyle yapan var. Sağa sola bakan var. Ama ne olacak? Bilmiyordur, bakıyordur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Beyan edince açıklayınca Böyle olmayacak böyle olacak buyurunca Artık tamam Hemen ne yapıyorlar itaat ediyorlar Ve Resulullah ne buyurduysa Ona uyuyorlar İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize de buyuruyor Dolayısıyla ne yapmamız lazım Bu emirlere bu tavsiyelere Mutlaka uymamız lazım Madem Allah'ın huzuruna duruyoruz Madem bu namazı kılmaya vakit ayırdık Öyleyse Kıldığımız zatın Allah'ın istediği şekilde kılmaya gayret edelim. Mevla diyor bana namaz kılın ama he biz kılıyoruz Allah'ın istemediği gibi. Olmaz. Namazla alakalı anlatacak çok şey var ama yani mevzumuz şimdi bununla alakalı olduğu için şu hadis-i şerifte sizlere arz edeyim. İşte Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu soruyor. Yani namazda sağa sola bakmaktan sordum. Fekal buyurdu ki hüve ihtilasun o ihtilastır. Yani ne demek? Kapıp kaçma. Tahtelisuhu şeytanu min salatil abdi. Şeytan kulun namazından kapıp kaçırır. Yani ne demek biliyor musun? Şeytan namazını kapkaç yapmak için böyle bekliyor. Namaz kılıyoruz. Baktın hop kaptı kaçırdı. Yani namazının sevabını eksiltiyor. Namazının kemalini noksanlaştırıyor. Namaz Allah'ın istediği gibi olmuyor. Onun için o şeytandan, o hırsızdan, o kapkaççıdan çok değerli olan namazımızı koruyalım, muhafaza edelim. Hani bazı haberlerde görüyorsunuz işte kapkaççıları, değil mi? Hani bazılarda ne yapıyor? Çantasını kapıp kaçacak. Kadın bırakmıyor çantayı, yerde sürüklenmeyi bile göze alıyor da gene çantayı bırakmıyor. Yani o çantada ne varsa, o kapkaççıya onu ne yapmıyor? Teslim etmiyor. E, çantayı teslim etmeyenleri gördükten sonra namazımızı o kapkaççı hırsıza nasıl teslim edelim? Evet, önemli. Şunu da arz edeyim, bununla alakalı hatırıma geldi. Zaten bir tanesi gece kalkıyor teheccüdünü kılıyor, bakıyor vakit de var, biraz daha istirahat edeyim diyor sabah namazına kadar. Neyse o esnada biraz daha istirahat ediyor. Uyurken rüyasında bir de bakıyor ki cennette. O bakıyor cennette. Aman ya Rabbi köşkler, efendime söyleyeyim, bahçeler, ağaçlar, meyveler, gılmanlar, nehirler. Neyse onu aldılar, görevliler bir efendim köşke götürdüler. Baktı, o kadar güzel, o kadar efendim fevkalade bir köşk ki. Dedi ki bu köşk kimin? Dediler senin. Öyle mi? Ne yaptım da ben kazandım bunu? Hani gece kalktın teheccüd kıldın ya. Herkes yatarken sen kalktın ya işte bu senin dediler. Adam nasıl sevindi memnun oldu. Demek bu benim öyle mi? İçini gezelim. Gezelim. İçini gezmeye başladılar. Efendim Bahçeyi gezdiler, yan tarafı gezdiler, arka tarafına bir gittiler baktılar ki iki tane duvarı yıkılmış. Yani önden çok güzel gözüküyor ama arkadan baktığın zaman duvarlar yıkık perişan bir vaziyette. Adam dedi ki ya böylesine güzel bir köşk nasıl oluyor da bu duvarlar yıkılmış? Bunun sebebi ne? Görevli melekler ona dediler ki o duvarları dediler sen yıktın dediler. Ne? Ben mi yıktım? Ya ben ne yaptım ki? Ben namaz kıldım işte dediniz bu köştenin. E peki hala ne yaptım ki yıktım? Hani namaz kılarken dediler sağa sola baktın ya. Evet, işte o zaman duvarları yıktın. Ya görüyor musun? Biraz daha baksan ortada ne köşk kalacak, ne villa kalacak, yerine yeksan olacak, yıkacaksın, dökeceksin. Bir taraftan yapıyorsun, bir taraftan yıkıyorsun. Evet. Bakın Ahirette bunlar karşımıza hep çıkacak. O kadın da, he, o yaşlı kadın namaz kılarken hem de gözü televizyonda onu dinliyor. İşte Allah onun gözünün nurunu alıyor. Kabirde de efendim bizzat o imam efendi gördüğünü beyan ediyor. İki tane bilek kalınlığında yılan gözünü oyduğunu gördük diyor. Sebebi de buymuş işte. Namaz kılarken televizyon seyretmek. Ha diyeceksiniz ki ya hoca efendi böyle de insan olur mu ya? Hiç namaz kılarken efendim televizyon seyredilir mi? Biz hiç seyretmiyoruz. Ne namazı kılarken seyretmek? Mübarek. Elbette çok efendim absürt bir misal, çok uç bir misal ama böyle bir hadise yaşanmış. Demek bakın böyleleri de var. Ha öyleyse öyleyse bunun ehemmiyetine vakıf olmalı. Bunu idrak etmeli. Sen boş ver efendim televizyon seyretmeyi, sen boş ver namazda başkalarını dinlemeyi. Hı. Efendim sağa sola bile bakmadan Allah'ın huzurunda olduğumuzu efendim farkına vararak namaz kılmak lazım. Evet Allah bizi görüyor. Allah'ı görür gibi namaz kılmak ihsan makamı. Eğer bunu yapamasak hani feillem tekün terahu feinnehu yarake. Eğer onu görür gibi efendim kılamasan da Allah seni görüyor. E bunu da biliyoruz. Rabbim becermek nasip eylesin. Rabbim namazlarımızı dostlarının namazı gibi kılmak nasip eylesin. Nasıl ki bedenimizi Kabe'ye döndürüyorsak ruhende, gönül olarak da kalbende o tarafa Kabe'ye dönmek Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Evet. Yani demek ki bu dünyada yaptığımız bir takım ameller, yapmış olduğumuz bir takım işler ahirette ne oluyor demek ki karşımıza çıkıyor. Onun için dikkat edeceğiz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yine kabirle alakalı efendim olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristana geldi, bir mezarlığa geldi. İki yeni mezarın başında durdu. Hatta sordu dedi filan erkekle filan kadını defnettiniz mi? Evet ya Resulallah defnettik buyurdu. İşte onlar daha yeni defnedilmiş. Bir erkek, biri de kadın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Yani onların ada edildiğini söyledi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hatta dedi onların ada edildiği şey var ya sizin çok büyük efendim ee, büyük saydığınız şeylerden de değil. Yani belki onu çok basit görüyorsunuz. Nedir onlar? Biri idrardan sakınmazdı, biri de gıybet yapardı. Dedikodu gıybet kovuculuk. Çok basit geliyor. Sıradan gibi geliyor. Aman canım ne var bunda? He? Diyesi geliyor insanın. Ama hiç de öyle basit değil. Bak, kabir adabı çekmelerinin sebebi bu iki şeyden. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu, "İdrardan çok korunun." dedi. Çünkü kabrin ekseri adabı bundan'dır. Onun için buna dikkat edeceğiz. Yani şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri idrardan sakınmazdı, biri kovuculuk yapardı derken hani birisi erkeklere dikkat çekiyor. Birisi hanımlara dikkat çekiyor. Evet bu dedikodu gıybet maalesef yani hacısı da hocası da hepimizin de yumuşak karnımız olan bir mesele. Bu dedikodu gıybet meselesini halletmemiz lazım. Yani ne yapacağız edeceğiz bunu konuşmayacağız. Çünkü bakın yani basit gibi geliyor ama he, kabir adabı demek ki bundan dedikoduyu gıybeti terk eden çok büyük iş yapmış olacak. Rabbim Celle Celaluhu bunu bizlere becermek nasip eylesin. Ebu Bekir radıyallahu yalan ağzına taş koyarmış. Mübarek. Konuşacağı zaman tabii taşlar takır tukur ediyor ağzında. Ha taş takır tukur edince dur bakalım ya ben bu taşı niye koydum? Boşuna koymadık. Şunu söyleyeceğim ya peki bunu söylemem dünya ahiret herhangi bir şeye yarar mı? Eğer gerçekten söylemesi gerekiyorsa taşları çıkarır konuşurmuş ama gerekmiyorsa da susmaya devam edermiş. Görüyor musun bak büyükler nasıl önlemler alıyorlar? Nasıl yöntemler tatbik ediyorlar? Bize de lazım mı acaba? He? Bize öyle çakıl taşı falan kurtarmaz ya. Gem takmak lazım. Ağızları gem, gemlemek lazım. Çünkü yani bu dedikodu, gıybet acayip bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri bakıyoruz. Mesela hurrimet aleykumul meytete. Yani size ölü eti haram kılındı buyuruyor Mevla. Yani ölü eti haram kılındı. Bu kadar bitti. Ama gıybeti Mevla yasaklarken o zaman ne buyuruyor? He? Velayet tebâdûkun bâdâ. Sizden biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Gıybet etmesin. Geyip bırakabilirdi ama Mevla bırakmıyor ve ne yapıyor devam ediyor. Bakın diyor ki ey yuhibbu ahadukum ey lahma akhihi meytan. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Fekerihtu Tiksindiniz. Çirkin geldi değil mi? Öyleyse vettakullah Allah'tan korkun. Demek ki ölü eti yemek. Demek ki dedikodu yapmak neymiş biliyor musun? He? Birinin dedikodusunu yapıyorsun. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın. Sanki o kardeşini masanın üzerine yatırdın da onu he onun etini yiyor gibi allah Teala Celle Celaluhu nisallendiriyor Gözümüzün önüne bir tablo gibi koyuyor. Peki ölü etini kim yer? Ölmüş, laşı olmuş bir efendim cesedi kim yer? Akbabalar yer değil mi? Leş kargaları yerdi mi? Yırtıcı mahluk hayvan yerdi mi? İşte dedikodu yapanlar adeta o dedikodu yapılan kimsenin ölüsünün etini yiyen akbabalar gibi çakallar gibi adeta o leşe üşüşmüş kimseler gibidir şeklinde Allah önümüze bir tablo koyuyor. Demek öyle ha? Yani demek kardeşimizin Ölmüş kardeşimizin etini yemek kadar çirkin öyle mi? Evet. Aman ya Rabbi ne kadar da efendim tiksi, tiksinti verici bir şey. Evet öyle. O zaman vettekullah. Allah'tan korkun dedikodu gıybet etmeyin. Kabirde de zaten neyi var? Adabı var. Mesela Hasan-ı Basri Hazretlerine gelmişler. Demişler ki filan zat senin aleyhine konuşuyor dedikodu gıybet yapıyor. Öyle mi? Ne yapmış? Hemen bir tepsi baklava yapıp göndermiş. Adam da şaşırdı. Yav dedi ben onun aleyhine konuşuyorum. O bana baklava göndermiş. Bu sefer gidip özür dilemek istedi. Yav dedi beni mahcup ettin. Sen dedi efendim biz dedi senin aleyhine konuştuk ama sen bize baklava göndermişsin. Evet dedi ben de duydum. Duydum ki aleyhimize konuşmuşsunuz. Duydum ki sevaplarınızı verip günahlarımızı almışsınız. Eh bir tepsi baklavanın lafı mı olur dedi. Demek bir de bu da var sevmediğin adamı ne yapıyorsun? Adama sevaplarını veriyorsun. Hem diyorsun ki öyle efendim nefret ettiğim adam ki ben buna diyorsun efendim günahımı vermem diyorsun. Haberin yok sevaplarını veriyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu diline hakim olan kullarından eylesin. Dedikodu, gıybet, kovuculuk, kibir, riya gibi ne kadar kötü huylar varsa, ne kadar kötü hasletler varsa Rabbim hepsinden cümlemizi halas eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <Sessizlik>